Almanlar Türkiye'den bir developer ya da yazılımcı almak isterken ne tarz sorular sorarlar ve bana ne tarz sorular sordular buraya gelmeden önce? Bu videoda bunları cevaplayacağım. İlk başta kendimden bahsedeyim birazcık hızlı bir şekilde. Ben Türkiye'de hem analist hem developerlık yapan biriydim ve benim alanım daha çok robotik yazılımcılık, robotik kodlama ve yapay zeka üzerineydi. Aynı zamanda birazcık machine learning, makine öğrenimi de yapıyordum. Ama benim okuduğum bölüm işletme bölümüydü. O yüzden birazcık daha alaylı öğrenmiştim yazılımı. Çok fazla da öyle C Sharp, ne bileyim Node.js, .NET gibi yazılımlarda çok tecrübem yok. Ve bir şekilde de ben ikna edebildim. Bu videoda da sizlere ben nasıl gelebildim, bana ne tarz soru sordular ve büyük ihtimalle de ne tarz soru soracaklar sorusunu cevaplamaya çalışacağım sizlere. İlk başta şunu aradan çıkartmak istiyorum. Türkiye'de çok fazla mezun olduğun üniversiteye bakıyorlar ya da okuduğunuz okullara bakıyorlar. Burada öyle bir şey yok. Adam için genelde ha Boğaziçi'nden mezun olmuşsun, ha Ege'den mezun olmuşsun, ha Nişantaşı Üniversitesi'nden mezun olmuşsun. Bunların çok bir önemi yok Almanya'da bir mülakata giriyorsanız. Çünkü zaten adam üniversiteleri bilmiyor. Hani Türkiye'de mesela ilk bine girip girdiğinizde üniversite olabilir. Onlar için fark etmiyor. Onlar için tek bir önemi var. Sen kodlamayı biliyor musun? Temiz kod yazabiliyor musun? Yani bana sorulanlar genelde bu soru üzerineydi. Şimdi sorulara geçeyim. Benim için 3 aşamadan oluşmuştu mülakat süreci. İlk aşamasında bir telefonla aradılar. Hangi projelerde çalıştığımı sordular. Hangi dilleri bildiğimi sordular. Hangisinde kendimi daha rahat hissettiğimi sordular. Ve kendi yapılanmalarından bahsettiler. Biz şu dili kullanıyoruz, şu dile geçmeyi düşünüyoruz. Ve benim fikirlerimi sordular. Bak biz böyle geçmeyi düşünüyoruz. Sen ne dersin? Yani dediğim gibi ilk mülakatta daha çok sizi anlamaya çalışıyorlar. Kiminle görüşüyoruz biz? Gerçekten aradığımız niteliklere sahip mi? Bir ön eleme gibi oluyor. Ondan sonra teknik mülakat oluyor. Yani bu teknik mülakatta size açık açık şey soruyorlar. Temiz kod yazabiliyor musun? Hangi dili yazdığınız önemli değil. Ama Almanya'da günü kurtarma kafası çok fazla yok. Bizim bir acelemiz yok. Sistemlerimiz çok iyi çalışıyor ve uzun vadede de biz bunların çalışmasına devam etmek istiyoruz. Ve çok fazla öğrenilmişlik var. Lessons learned yapmışlar. Ve bunun neticesinde de olabildiğince temiz kod yazmaya çalışıyoruz diyorlar. Türkiye'de ben kendi tecrübeme göre çok fazla temiz kod yazılmasına ve kodun daha sonradan kullanılabilir olmasına çok önem verilmiyor. Bazı kodlar var, Arap saçı gibi. Yani kendi yazan kişi bile ne yazdığını anlamakta zorlanıyor ve bakım süreci çok çok zor oluyor. Almanya'da ise bunun olmasını asla istemiyorlar. Almanlar için en önemli şey temiz kod yazman. Ve mesela soru soruyorlar, şunu şöyle nasıl yaparsın diye. Sen bir cevap verirsen mesela loop yaparım ederim diye. Onlar daha temiz bir yolu var mı bunun diye üzerinize gidiyor. Bunun da daha temiz bir şekilde nasıl yapabilirsin? Onların amacı olabildiği şekilde kısa yazmanız. Mesela bir işlemi yapmak için 10 satır da yazabilirsiniz. Tek bir satırda da bütün işlemi yapabilirsiniz. Onların istediği tek bir satırda ne kadar basit, ne kadar anlaşılabilir o kadar iyi. Ne yaparsanız yapın, temiz kod yazmaya çalışın bu arada. Sırf Almanya için de değil, genel bir yorum bu. Ne kadar temiz kod yazarsanız o kadar başarılı olursunuz. Çünkü benim bir arkadaşım vardı. Ondan alıntı yapacağım ki çok da kullanılan bir şey. Bir kulağı böyle tutmak vardır, bir de böyle tutmak vardır. Onlar olabildiğince basit bir şekilde bu kulağı tut diyor sana. Yani şöyle tut diyor. Eğer seni böyle tutmaya çalışırken yakalarsa da neden öyle yaptın? Yani direkt böyle yapma demiyor da birazcık üzerinize gelmeye çalışıyor. Bu üzerinize gelmesi de aslında bir fırsat. Tekrardan oradan düşünüp daha verimli bir şey nasıl yapabilirim diye düşünmeniz lazım. Eğer orada verimli bir şey yapabilirseniz de zaten yani ilk başta doğru yapmanız da önemli değil bu arada. Yeter ki o bakış açısına sahip olun. Sadeleştirmeye çalışın. Hani yazabileceğiniz en temiz kodu da yazmanıza gerek yok. Temiz yazın ve eleştirilere açık olun. Çok fazla yazdığınız kodla duygusal bir ilişki yaşamayın. Bu muhteşem bir şey. Ben bunu silmek istemiyorum diye.
Çünkü burada bile yazılmış kodlar var ve bazı işleriniz, sizin günlük işleriniz, o kodu sadeleştirmek olacak. Eski bir kod var. Kimse bakmak, girmek istemiyor. Korkuyorlar. Ve sizi işe arıyorlar, alıyorlar genelde bu kodu sadeleştir diye. Ve bundan sonra yazılan bütün kodların da sade olmasını istiyorlar, temiz olmasını istiyorlar. Ve tekrardan kullanılabilir. Çok fazla kütüphane mantığı var burada. Bir kere kod bir şey için yazılmışsa bunu kaydedin. Genelde uygulamaları var onların. Bu kodu kaydedin bir yere ki tekerleği yeniden icat etmesine gerek kalmasın bir sonraki yazılımcının. Ve o kütüphane mantığını çok iyi oturtmanız lazım. Yani nasıl diyeyim, copy paste yazılmış kodun parametrelerini değiştirerek copy paste yapmayı bilmeniz lazım. Bu tarzda çok soru soruyorlar. Eğer teknik mülakatta başarılı olursanız da bir sonraki aşama kişilik ve müdürle görüşme. Bu müdürle görüşme daha çok senin kişiliğin, senin bakış açın ve öğrenme isteğin, arzun üzerine. Çalıştığınız bölümün de geleceğini çok fazla sorguluyorlar. Çünkü kendileri genelde üst seviye olduğu için strateji belirleyen insanlar, müdür seviyesinde. Siz ise onların yanında çalışacaksınız. Sizin bakış açınızı anlamaya çalışıyorlar. Büyük resmi görebiliyor musunuz? Biz şimdi bu projeyi yapıyoruz ama neden yapıyoruz? Ve bunu sorgulayan insanları daha çok seçmeye çalışıyorlar. Sence neden bu proje Java ile yapılmalı? Ya da robotik diye bir şey var. Sence bu bizim işimize etki edecek mi? Ya da bu dilin 10 yıl sonra geleceği ne olacak? Gibi çok fazla soru soruyor. En azından bana sordular. Ki şeyi anlayabilsinler. Benim olaya bakış açım ne? Sadece ben bir developer miyim? Sadece atıyorum Java bilen ya da robotik kodlama bilen bir developer miyim? Yoksa büyük resmi görüp ben bir yazılımcıyım. Benim için dil çok önemli değil. Benim için bakış açım, öğrenmem ve tecrübem çok önemli. Çünkü yazılımcılarda da hep denir ya, bir dili uzmanlaşabilirsin ama diğer dilleri de öğrenebilmen lazım. Çünkü kodlama bir bakış açısı gibi, bir işi yaptırmak gibi daha çok. O yüzden öğrenme süreci tabii ki vardır ama o şeyi bakış açısına sahip olmanız bekleniyor. Yani benim için dil çok önemli değil, şey çok önemli değil. Benim için dil bir araç. O yazılım dili bir araç olarak görmenizi istiyorlar. Ya da demenizi istiyorlar. Ben dediğim gibi işletme okumuştum ve kodlamayı sonradan öğrendim. Ama sonradan öğrenmeme karşın asıl temel mantığını kavrayabildim. Ki temel mantığı şöyle düşünün. İlk aşaması kodu yazmak, bir işlem gerçekleştirebilmek, bilgisayarla konuşmak. Ondan sonraki aşaması o konuşacağınız dili seçmek. Yani siz Java'da yazabilirsiniz, .NET'te yazabilirsiniz, C# yazabilirsiniz, herhangi bir şey yazabilirsiniz. Önemli olan o dili seçmek. Ama sizin amacınız bilgisayarla konuşmak. Ve genelde bilgisayarla konuşmak isteyen insanları seçiyorlar. Neden? Çünkü amacı doğru bir amaç, doğru bir hedef. Ben sadece dili biliyorum dersen çok yüzeysel kalıyor genelde ne yapmak istediğin. Çünkü senin asıl amacın bilgisayara bir şeyler yaptırmak. O yüzden ne yaptırmak istiyorsan ona göre dil öğrenebilirsin diye bakıyorlar. Ve çok büyük resmi gören insanlar almak istiyorlar haliyle. Çünkü buraya getiriyorlar Türkiye'den, bir yıl sonra proje değişiyor. Artık o dili kullanmayacaklar. Ne yapacaklar seni abi? Boşluğa gideceksin. Yani böyle bir şey olmasını istemedikleri için de sürekli kendini güncellemeyi başaran, öğrenmeye aç ve kişilik olarak da yeni bilgilere hevesli insanları arıyorlar. Ve belli bir çalışma prensibi, organizasyonel yeteneği olan insanları işe almak istiyorlar. Nasıl bu organizasyonel disiplin? Şu an özellikle home office olduğu için burada çok fazla şey yok. Mikromanagement. Senin başında kırbaçlayan insanlar yok. Sen kendi kendini bu işi gerçekten severek yaptığını bir şekilde mülakatta göstermen lazım. Ben bu işi gerçekten seviyorum ve bilgisayarda zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bunu aktarabilmeniz lazım. Ben özellikle mesela bilgisayar oyunu çok seviyorum dedim. Çok oynuyorum ki gerçekten oynuyorum. Hala da oynuyorum. Ama tabii ki sizin ne amaçla aldığı da çok önemlidir. Mesela bir proje vardır. 2 yıllık bir SAP dönüşüm projesi.
ve SAP atıyorum S/4HANA'yı bilmeniz gerekiyordu. Bilen biriyle çok fazla sorgulamadan da direkt alabilirler sizi. Sadece bunu bil yeter, biz seni bir şekilde idare ederiz diye. Ama genel olarak da vizyona çok önem veriyorlar, o kişiliğe. Sen nasıl birisin, bu dil ve bilgisayara iş yaptırma niteliğini kavrayabildin mi? Ya da benim gibi yeni teknolojilerde çalışan insanlar için. Yani robotik dili bilmek iyi güzel ama robotiği nerede konumlandırırsın bu bütün yapay zeka kısmında? Eğer büyük resmi görebilirsen üst seviyeden de okey alıyorsun. Sonra da vize süreci, işe alım süreci, maaş tartışma sürecine başlayabiliyorsunuz. Benim Almanya'daki tecrübem böyleydi. Ve sırf Almanya değil aslında, Türkiye'de de benzeri bir mülakat sürecim olmuştu. Ama Almanya'da dediğim gibi çok çok daha fazla temiz kod yazmaya önem gösteriyorlar. Çünkü Türkiye'de bazı yöneticiler de kod yazmayı bilmediği için benim işim hallolsun da gerisi önemli değil diye uzun vadeli değil kısa vadeli düşünüyorlar. Burada insanların çoğu benim karşılaştığım hep uzun vadeli düşünüyor. Çünkü adamların sistemi, Alman sistemi uzun vadede çalışmak üzerine kurulmuş. Alman mühendisliği deniyor ya, bir şey alıyorsun mesela saç tıraş makinesi 20-30 yıl kullanabiliyorsun. Neden? Alman mühendisliği. Bunun aynısı yazılım içinde de var. Olabildiğince sade, temiz, kullanılabilir bir kod yazman bekleniyor. Onun dışında da çok bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Benim açımdan en büyük yaşadığım sorun mülakat aşamasına gelmekti. Çünkü genelde ne zaman benim sponsorluğa ihtiyacım var desem bir anda kayboluyordu insan kaynakları ya da konuştuğum insanlar. Umarım bu video size yardımcı olabilmiştir. Daha derin nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Çünkü çok fazla konu var. Her alanı kendine özel açıklamaları, detayları, soruları var. Ben olabildiğince jenerik bir şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Ki bu temel ilkeleri bence sağlarsanız büyük ihtimalle de işe girersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. İyi günler.